Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 274. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün konuğumuz Sinan Yılmaz'la beraberiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sinan'la bizim ikinci yayınımız, ilk yayınımız herhalde milattan önce 5. yüzyılda falan yapılmıştır. Kaç sene oldu? 6 sene falan oldu herhalde. 2017, 5 sene. 5 seneden biraz daha fazla tabii, evet. Evet. Evet, Sinan'la o zaman hocamla yeni çıkmış olan Üsküdar kitabı üzerine bir yayın yapmıştık. Bugün yine Üsküdar'dan başka bir kitap üzerine bir yayın yapacağız. Yayına başlamadan önce bu yayında bize destek olan Babil.com'a teşekkür ederek öncelikle başlamak istiyorum. Bu kitap piyasada yok çünkü resmi bir kurum tarafından, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayına hazırlandı. Sinan Hocam da zaten orada görevli o bölgede. Ve kitabın adı Üsküdar'ın Tarihi Okulları. Şöyle göstereyim. Üsküdar'ın Tarihi Okulları. Bu kitap ticari olarak satılan bir kitap değil ama yakında PDF olarak yayınlanacak herhalde. Öyle temenni ediyoruz. Öyle evet. Gözüküyor inşallah. Evet. Evet. Bu vesileyle işte biz bu kitap üzerine bir yayın yapalım dedik. Çünkü Üsküdar diyeceği aklımız hep Eskidar olan Sinan Yılmaz geliyor. Ve Sinan'ın daha önceki kitabını da biliyoruz. Ve işte Üsküdar'a yoğunlaşmış, Üsküdar tarihine yoğunlaşmış birisi olarak bence çok başarılı bir kitap yayını hazırlamış. Hocam, Üsküdar'ın tarihi okulları derken mesela kıstas olarak neyi baz aldınız ve neden böyle bir proje hayata geçti? İstersen biraz buralardan başlayalım, daha sonra içeriye doğru geçeriz. Evet, bizim kıstasımız okulların çok eskiden beri faaliyetlerini sürdürüyor olması. Bunu özellikle belirtelim. Hani Üsküdar deyince aklımıza işte Mihrimah Sultan Külliyesi bünyesinde yer alan bir medrese var, mektep var. İşte Atik Valide de yine hakeza Mimar Sinan'ın inşa ettiği mektep medrese var. Hani bunlar faaliyette olan kurumlar olmadığı için bizim konumuzda, bizim kitabımızın kapsamı içinde onlar kesinlikle yok. Çok uzun yıllardır faaliyet gösteren ve günümüzde hala faaliyetine devam eden okulları belirledik biz. Bunu belirlerken açıkçası zorlandık. Ön sözde de belirtmiştim. Bu kitabın aslında işte yola çıkılırken hikayesi şuydu. Üsküdar'da 100 yılı aşkın olan okulları biz kitaba taşıyacaktık. 27 okulumuzdan 24 tanesi bu özelliği yine taşıyor. Ama en genç okulumuz 1938 yılında Üsküdar, İstanbul Üsküdar Lisesi. Şimdi o kurumun bazı önemli özellikleri var. 34'te de Haydarpaşa açılmış. Yani Haydarpaşa'sız İstanbul Üsküdar Lisesi olmadan kitabın eksik kalacağını düşündük. Onları da kısmen diğerlerine dahil etmekte bir beis görmedik. Ve okul sayımızı 27'ye çıkardık. Böyle bir çalışma neden oldu? Aslında bu çalışma bundan bir 5 sene önce bir projelenmişti. Her şeyin bir hikayesi olduğu gibi kitapların da bir hikayesi var. O zaman da aslında benle başlayacaktı. Fakat bazı aksilikler oldu diyelim. Başka öğretmen arkadaşlarım devraldılar bu çalışmayı. Onların da emekleri var. Benden başka insanların da emeği var bu kitapta. Onu özellikle belirtmek isterim. Her birine müteşekkirim. Sonrasında ben devraldım. Acizane. Yani şunu söyleyebilirim. Hemen çok hızlı bir giriş yapmış olduk ama ben bu kitabı hemen hemen bütünüyle pandemi döneminde çalıştım. Yapmam gereken pek çok şeyi yapma imkanı bulamadım. Özellikle yaşı biraz daha fazla olan insanlarla görüşmeyi isteyip de bunu başaramamak gibi. Kütüphanelerden yeterince istifade edememek gibi. Özellikle tecrübesi, hayat tecrübesi daha fazla olan insanlarla görüşürken şu cümleleri zaten ben çok duydum. Yani işte bu çalışma bundan çok daha seneler önce yapılsaydı, 20 sene önce, 30 sene önce yapılsaydı farz-ı muhal. Yani şu insanlar henüz vefat etmeden önce bunlar yapılsaydı, onlarla görüşebilseydiniz, çok daha güzel şeyler öğrenebilirdiniz, sağlıklı bilgilere ulaşabilirdiniz.
gibi cümleleri çok duydum ben. Hatta hayıflandım, bu hayıflanmamı ön sözde de belirttim. Keşke daha önce yapılabilseydi dedim. Ama bundan 20 sene sonra insanların keşke bundan 20 sene önce yapısaydı dememeleri için bir yerden başlamak gerekiyordu. Biz de öyle yapmaya çalıştık. Bu arada belirttiniz siz de, bu kurumsal bir kitap. Ben de resmi vazifemin bir parçası olarak bu kitabı kaleme aldım. Yani bu gerçekten çok önemli bir çalışma. Yine ön sözde de belirttim. Yani ben bu kitabı çalıştım, bitirdim ve bitirdiğim zaman hakikaten yeniden bir üniversite okumuş ve mezun olmuş hissiyatını fazlasıyla yaşadım. Aynı temennimi okuyucular için de ilettim. Dolayısıyla bu çalışmanın arkasında duran insanları hatırlamak, onlara da teşekkür etmek icap eder. Fakat o çok uzun bir liste. Ben Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sinan Aydın'a ve onun şahsında bu kitapta emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca misafir olduğumuz 27 okul var. Bu okullarda bizi ağırlayan idarecilere, öğretmenlere, bize heyecanla çay getiren, ne yapıyorsunuz hocam diye soran, heyecanımızı diri tutan görevlilere hepsine buradan teşekkür etmek istiyorum. Hocam burada 20 küsur okuldan bahsettiniz. Bunların arşivleri nasıl? Yani kurumsal arşivleri nasıl? Kurum tarihi yazıyorsunuz. Nihayetinde işte Önder Hoca'nın da yazdığı kitap vardı. İşte Robert Koleji falan. Evet, bunlar çok böyle evet. Aslında güzel çalışmalar. Kurumsal olarak kurum tarihi, arşivler ne durumda? Yani bu sorunun çok net bir cevabı yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani okuldan okula değişen bir hikaye. Yani bazı okulların arşivi hakikaten çok sağlam bir şekilde günümüze intikal etmiş. Yani bu kitabı çok önemli yapan şeylerden bir tanesi de zaten direkt o arşivlerden elde ettiğimiz bilgilerin bu kitapta kullanılması. Yani serbest kaynaklardaki bilgilere herkes erişebilir ama hani bu arşivlere herkesin tabii ki ulaşma imkanı olmuyor. Onları temsilen ben işte oralarda çalışma yapmış oldum. Yani ya Haydarpaşa Lisesi dedik, gene ben oradan devam etmek isterim. Yani Haydarpaşa Lisesi'nin arşivi sapasağlam bir şekilde duruyor mesela. Ama şimdi ismini vermeyelim ama bazı okullarımızın da geçmişinde olan pek çok şey, hatta kimi okullarda pek çok, yani tamamına yakını, yani bizim ilgi alanımıza giren, hani eski dönemleri kapsayan hemen hemen hiçbir şey günümüze ulaşmamış. Böyle okullar da var. Zaten o yüzden bazı okulların sayfa sayısı az olduğu, yani ulaşabildiğimiz neyse onu taşıyabildik buraya. Yani şunu ben çok fazla yaşadım çalışmam sırasında. Mesela yani şimdi tek bir okulda çalışmak çok güzel bir şey. Yani tamamen ona yoğunlaşabilmek çok güzel bir şey. Mesela ben Haydarpaşa Lisesi'ndeyken orada sadece 6 gün çalışabildim. Çünkü kendime böyle bir sınır koymuştum. 27 okul olunca ve bu çalışmanın da bir süresi vardı. Onu aşmamaya gayret ediyorduk. Ben Haydarpaşa Lisesi'nde samimiyetimle söylüyorum, bir sene çalışabilirim yani arşivinde. Haydarpaşa Lisesi'nin böyle bir arşivi var. Ama işte her okulda bu yok. Burada özellikle yine belirtilmesi gereken çok önemli bir şey var. Bütün arşiv belgelerinin, defterlerinin, sicillerin, kütüklerin, diploma defterlerinin, onların da fiziki olarak korunmaya ihtiyaçları var. Bazı okullarda şunu gördüm ben, birileri taşın altına elini bir şekilde sokmuş ve kitap, bu bahsettiğim defterleri ciltlemiş. Onlar sapasağlam bir şekilde günümüze intikal edebilmişler. Yani şöyle söyleyeyim size, aynı okulda 1930 yılına ait bir diploma defteri, 1980 yılına ait, arada yarım asır var, bir diploma defterinden çok daha sağlam günümüze ulaşabilmiş. Aradaki fark ilkinin ciltli olması, diğerinin ciltsiz olması gibi. Yani bunlar üzerinde çok düşünülmesi gereken konular. Yine benim ön sözde teklifim de zaten bir an önce bu belgelerin dijitalleştirilmesi aslında hem vazifemiz hem de sanki gelecek nesillere bir borcumuz gibi düşünüyorum. Çünkü gerçekten orada çok başka bir dünya var. Çıkmak istemeyeceğiniz bir dünya. Asıl zenginlik, hep belirtiyoruz, insan. Çok değer verdiğimiz insanların yani ilkokul fotoğraflarını görmek veya öğretmenlerin diploma, öğretmen sicil defterlerindeki fotoğraflarını ve bilgilerini görmek hakikaten çok güzel bir tecrübeydi. Öyle söyleyeyim. Hocam şimdi bu eğitim tarihi çalışmanın işte zorlukları tabii ki var. Ama hoş yanları da var tabii.
Şimdi biraz o kısımlara yavaş yavaş girelim. Seninle işte bu kitap üzerine ilk buluşmamızda şöyle bir cümle kurmuştun. Yani Üsküdar tarihini bilmeden tiyatro tarihi yazılamaz gibi. İddialı bir tespitte bulunmuştun. Gerçekten de kitabın içeriğine baktığımız zaman yani Türk tiyatrosunun yarısı Üsküdar okullarında şey yapmış. Bunlardan biraz örneklerle bahsedebilir misiniz? Yani bir nelerle karşılaştınız? Kimler gelmiş, kimler geçmiş gibi bir yandan. İşte bu şaşırtıcı isimler var mı vesaire gibi. Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Tabii benim Üsküdar'la ilgili yorumlarımda duygusallıklar her zaman olabilir. Onu belirteyim. Yani böyle bir yönüm var. Bundan dolayı da çok mutluyum. Üsküdar'ı çok sevdiğimi biliyorsunuz. Tabii tiyatro çok özel bir saha. Yani çok önemli isimler var. Hani daha çok tanıdığımız isimler var. Bir de isimleri çok fazla duyulmamış ama tiyatro dünyasının gerçekten emektarı olan isimler var. Ben o isimlerin hepsine açıkçası vakıf değilim. Eminim ki pek çok ismi tanıyamadığım için görmemiş olabilirim. Hatta böyle bir iki isimle karşılaştım. Tiyatro tarihine dair onların isimlerini bir yerde yakaladım ama hani gerçekten de bu kişi o kişi mi sorusuna net cevap veremediğim yerlerde o isimleri buraya maalesef taşıyamadım. Bir hata yapma riski olmasın diye. Evet, yani tiyatro tarihini iyi anlamak için muhakkak Üsküdar üzerine ayrı bir ışık tutmak gerektiğini bu çalışma sırasında çok daha fazla fark ettim. Özellikle de işte buradaki 27 okulumuzdan biri olan Halil Rüştü İlkokulu. Yani şimdi Halil Rüştü İlkokulu'nda yani Türk tiyatrosunun hani dev isimleri diyelim, hani Burhanettin Tepsi gibi, İsmail Galip Arcan gibi isimler burada öğrencilik yapmışlar. Tabii şimdi Halil Rüştü İlkokulu diyorum ama hani orada gireriz belki. Yani bu okulların tarih boyunca değişen isimleri var. Onlar Halil Rüştü İlkokulu'nun ilk döneminde, yani Ravza-i Terakki ismini taşıdığı dönemde burada eğitim almışlar. Hı. Ondan sonra İsmail Hakkı Dümbüllü, İsmail Dümbüllü yine bu okuldan mezun. Hayrullah Tacettin Yalım. Elbette o bir tiyatro oyuncusu değil. Yani onu tiyatroyla anmayız genelde. Kendisi Üsküdar'daki Çarşamba Dergahı'nın son postneşini ama onun da Pişekar oynadığını biliyoruz. Bir tiyatro oyunu yazdığını biliyoruz. O da bu okulda hem öğrencilik hem öğretmenlik yapmış. Cumhuriyet'in ilk yıllarına geldiğimiz zaman da arada atladığım, unuttuğum isimler de olabilir ama yine yeni neslin çok daha iyi tanıyacağı Adile Naşit ve Selim Naşit kardeşler bu okuldan mezun olmuşlar. Biraz yukarı çıkıyoruz. İşte Toptaşı, Sokollu Mehmet Paşa ilkokulu şimdi orası. Oranın Rüştü'ye olduğu dönemde Muhsin Ertuğrul burada eğitim almış. Yani Muhsin Ertuğrul deyince de bütün artoplar oradan çıkmış. Yani. Yani başka da bir şey demeye gerek kalmıyor. Yine aynı okulda İhsan Devrim yine çok önemli bir, daha çok dizilerden tanır yeni nesiller ama evet. Tiyatro alanında çok önemli bir isimdir. Şemsipaşa İlkokulu'na çıkıyorsunuz. Orada orta oyunu, geleneksel tiyatromuzun çok önemli bir ismi var. İhsan Dizdar. Mesela şimdi ilk aklıma gelen mesela Melisa Gürpınar. Yanlış hatırlamıyorsam Halide Eşber Hanım da. Onlar da çok önemli mesela. Tiyatro yazıları kaleme almışlar. Halit Fahri Ozansoy, şimdiki Burhan Felek Lisesi'nin eski zamanlarında bu okulda öğretmen, o da çok önemli bir tiyatro yazarı. Sanırım tiyatroya ilgili bir dergi de yönetiyordu. Yani Münif Fehim hakeza Burhan Felek Lisesi'nde okuyor. Ahmet Fehim'in oğlu. O tabii ki daha başka özellikleriyle, en çok da resimleriyle ön planda olan bir isim olsa da onun da sahneye çıktığını biliyoruz. Yani tiyatro için bunu söyledim. Bir de özellikle bizim resim tarihimiz. Yani resim tarihimiz açısından Üsküdar'ın yeri çok çok başka. Yani ben özellikle yani unuturum diye şöyle bir iki ismi yani not aldım. Yani bakın şu isimler Üsküdar'ın şurada adı geçen 27 okulunda hocalık yapıyorlar. Hoca Ali Rıza başta, hani o ressamları anıyorsak başa onu koymalıyız. Hoca Ali Rıza hem öğretmenlik hem öğrenciliği var bu 27 okul içerisinde. Üsküdar'lı Cevat diyebildiğimiz Cevat Köktengiz hakeza. Aynı zamanda bir ressam olduğunu unutmamamız gereken İsmail Hakkı Altunbezer.
Mihri Müşfik Hanım, Ahmet Ziya Akbulut, Hüseyin Avni Lifiş, Sami Yetik, Selim Turan, Şefik Bursalı, Şeref Aktik, Ruhi Arel, yani bu listeyi uzatabiliriz. Bu isimler Üsküdar'ın okullarında öğretmenlik yapan ressamlar. Ondan sonra bu okullarda öğrenci olan ressamlara bakalım. Çok eskilerde işte Fıstıklı Mektebi'nde, şimdi Paşa Kapısı orası. Hüseyin Zekai Paşa öğrencilik yapmış. Duran Çırakyan yine öğrencilik yapmış. Özellikle resimlerini Servet-i Fünun dergisinden hatırladığımız. Metin Eloğlu aynı zamanda şair. Bu 27 okulun ikisinde öğrencilik yapmış. Selami Barıçu, Üstem Avcıl, Cüneyt, Cihat Özegemen, Neşe Erdok, Ruzin Gerçin, Gencay Kasapçı, yine bu listeyi uzatabiliriz. Üsküdar'ın okullarından öğrenci olarak yolu geçen isimler. Yani herhalde başka da bir şey demeye gerek yok. Hakikaten çok çok önemli isimler. Üsküdar'ın okullarını zenginleştirmişler öğretmen ya da öğrenci olarak. Burada tabii tarihçileri de saymak lazım. Haydarpaşa Lisesi özelinde. Evet. Siz evet. Fotoğraflarında koymuşsunuz Mehmet Genç. Evet. Kemal Karpat da varmış. Ben onu, evet. Evet. Kemal Karpat, Mehmet Genç. Bayağı bir öyle bir orası, hı-hı, aslında bir de böyle entelektüel bir yuva gibi yani. Kesinlikle, Haydarpaşa. Kesinlikle. Cemal Süreyya şairlerden, evet, Cemal, evet, Süreyya. Evet. Bayağı zengin yani. Benim hep söylediğim bir şey var. Yani şu okulun, şu kitabın içindeki okullardan belki 10-15'inin müstakil çalışılması ve müstakil bir kitabın olması çok yerinde olacaktır. Ama Haydarpaşa Lisesi bunlardan bir tanesi değil diyorum ben hep. Neden? Çünkü Haydarpaşa Lisesi'nin bir ansiklopedisi olabilir ancak. Haydarpaşa Lisesi gerçekten böyle bir yer. Sadece o liseden mezun olan vali ve kaymakamları listelediğinizde bile çok şey bir yer tutuyor. Yani o insanların hayatına ayrı ayrı ışık tutabilmek çok önemli. Benim bunları elbette çok fazla yapma imkanım olmadı. Ben Haydarpaşa Lisesi'nde şunu da gördüm. Çok önemli. İşte o kaymakam ve vali listesinde özellikle. Yani Türkiye bürokrasisinde çok önemli yerlere gelmiş, çok önemli hizmetler yapmış insanlar, bu insanlar. Ve bu insanların çoğunun şöyle bir özelliği var. Anadolu'dan gelmişler. Yatılı okumuşlar Haydarpaşa'da. Yani Haydarpaşa Lisesi, tabii bunu yapan başka İstanbul okulları da var muhakkak. Ama Üsküdar'da özellikle Haydarpaşa Lisesi, Anadolu potansiyelinin değerlendirilebilmesi için çok önemli bir fırsat olmuş. Haydarpaşa Lisesi bu anlamda hakikaten çok ama çok önemli. Evet. Şimdi bu liselerin birçok alt kategorisi var. Biraz onlardan bahsedelim istersen. Mesela kız liseleri. Şimdi kız liselerini çalışmak çok zor dedin. Evet. Biraz ondan bir bahseder misin? Neden zordu? Evet. Bir de azınlık liseleri de var. Ermeni liseleri vesaire. Evet. Onlardan, hı-hı, da istersen biraz bahsedelim. Hı-hı. Bu 27 okulumuzdan iki tanesi Ermeni okulu. Onlardan bir tanesi olan Kalfiyan'ın hemen arkasında bir Rum okulu var ama yıllardır aynısı olmadığı için kapalı. Tabii şu an günümüzde faaliyette olanlar, yani, hı-hı, çok fazla okul var. Ya başka yere taşınmışlar ya kapanmışlar. Birleşme çok fazla olabiliyor. Nüfusun öğrenci sayısının azalmasına bağlı olarak. Bu iki okuldan bir tanesi Surpaç Lisesi. Surpaç Lisesi... Diğeri Kalfayan. Kalfayan hem ilkokul hem ortaokul, öyle söyleyeyim. Surpaş burada lise. Halbuki o da bir iptidai mektep olarak başlıyor hayatına. Yani Üsküdar'ın, bütün İstanbul için bu geçerli ama yani Üsküdar üzerinden yürüyoruz. Gene Üsküdar üzerinden söyleyeyim. Yani Üsküdar yapan şeylerden bir tanesi çok renkliliği. Yani bundan 60-70 sene öncesine gittiğimizde, yani o dönemde bile... Yani, Ahmet Yüksel Özemli hocamızı okumak bile yeter sadece, yani öyle söyleyeyim. Sadece iki tane doktor var Üsküdar'da, onun çocukluğunda. İkisi de Ermeni mesela. Üsküdar için önemli bir cemaat, Ermeni cemaati, hı-hı, kesinlikle. Diğerleri de öyle. Hala eğitimlerine devam ediyor olmaları çok sevindirici. Onları da tabii misafir olduk. Bizi çok güzel bir şekilde karşıladılar, misafir ettiler. Umarım devam eder bu şekilde. Çünkü hakikaten önemli bir zenginlik. Üsküdar zenginliğinin önemli bir parçaları. Yani çok önemli isimler. Tabii yani orada daha farklı bir dünya var. Yani o isimlere çok aşina olmadığımı itiraf etmeliyim.
Ama sadece mesela Surpaç Lisesi'nin ilkokul olarak hizmet verdiği dönemde hani Üsküdar için çok özel bir yazar diyebileceğimiz hani Zabel Yeseyan hani bu okulda eğitim almış. İşte bu, yani tiyatrocu, bak tiyatro dedik hani onu atlamayalım. Kevork Malikyan keza burada eğitim almış. Çok önemli isimler öğretmenlik yapmış. Çok önemli isimler bir taraftan burada öğretmenlik yapmış. Bir taraftan bu 27 okulun bir başkasında öğretmenlik yapmış. Hep bir kültürel etkileşim olmuş. Kız okulları meselesine gelince evet o çok önemli bir husus. Hakikaten kız okullarında ki onların hepsi lise, kız liselerinde çalışmak gerçekten oradan bir sonuç çıkarmak gerçekten çok zor. Ki Üsküdar'da günümüzde de hala bu okullardan üçü kız lisesi olarak yoluna devam ediyor. Kandili Kız Lisesi, Çamlıca Kız Lisesi ve Mithatpaşa Mesleki Teknik Lisesi. Şu an kız lisesi olmasalar da İstanbul Üsküdar Lisesi'nin ve Üsküdar Amerikan Lisesi'nin uzun yıllar boyunca kız lisesi olarak hizmet verdiğini biliyoruz. Şimdi orada zorluk ne? Zorluk tabii insanları gene tespit edebilmek. Açıyorsunuz defteri, evet bir diploma defteri var önünüzde ama oradaki insanların soy ismi acaba sonradan değişmiş midir diye düşünüyorsunuz ister istemez. Büyük oranda değiştiğini de biliyoruz o dönemde. Dolayısıyla da belki çok önemli bir insana bakıyorsunuz o diploma defterinde veya kütükte. Ama fark edemiyorsunuz, es geçiyorsunuz. Özellikle ben şunu da hani belirtmek isterim. Bu okulların müstakil olarak çalışılması da önemli dedik. Mesela Kandili Kız Lisesi şu anda çalışılıyor, onu biliyorum. Biz de Çamlıca Kız Lisesi'ni çalışmak için, onu bir kitaba dönüştürebilmek için, müstakil bir kitaba, kolları sıvamış durumdayız. Mesela orada bu bahsettiğimiz hususun haricinde başka bir zorluk var. Çamlıca Kız Lisesi biliyorsunuz Ahmet Ratip Paşa Köşkü'nde ki o Anadolu yakasında herhalde Abdülmecit Efendi Köşkü ile beraber en önemli iki sivil yapıdan biridir diyebiliriz. Mimar Kemalettin'in eseridir. Yani yıllar boyunca o köşkte devam edilmiş eğitime. Sonrasında bir bina yapılmış. O binaya geçilmiş ama köşk yemekhane ve yatakhane olarak kullanılmaya devam edilmiş. Sonra yeni bir bina yapılmış. Ve köşk restorasyon sürecine girmiş ki bu çok açıkçası biraz yılan hikayesine dönmüş. Hala devam ediyor. Dolayısıyla da bazı evraklar binalardan binalara sanırım taşınırken eksilmeler yaşanmış. Şimdi yani Osmanlı devrinde kurulmuş bir okuldan bahsediyoruz. 1914 yılından bahsediyoruz ama 1939 yılı öncesine ait mesela işte arşivi sormuştunuz ya Ozan Bey. Hiçbir şey yok okulda mesela. Hani olan zaten problemli. Olandan neyi ne kadar çıkarabileceğimizi bilmiyoruz. Bir de işin olmayan boyutu var. Evet onun için kız liselerinde çalışmak biraz daha zor. Ben yine ön söze yazmıştım. Buradan da tekrar edeyim. Belki bu kitap birilerinin eline geçtiği zaman acaba ismim var mı diye bakabilir veya annemin, babamın, bir yakınımın ismi var mı diye bakabilir. Muhakkak olmalıdır diye düşünebilir. Ama biz onu görememiş olabiliriz. Bu hakikaten olacaktır. Yani çünkü bitmiyor. Hakikaten sonu yok. Ben bu kitabı yayınladıktan sonra yani bir 7-8 kişinin ismiyle daha karşılaştım. Bu kitapta adı geçmesi gerektiğini düşündüğüm. Ama onları maalesef kitaptan sonra öğrenebildim. Daha bu hafta sonu Bursa'daydım. Dostlarımızın kulakları çınlasın. Onların bana ulaştırdığı bir yazıdan mesela bir ismi ıskaladığımı anladım. Haldun Taner'in babası Burhan Felek Lisesi'nin işte Üsküdar İdadisi olduğu dönemlerde okumuş. Haldun Taner'in birçok özellikle biyografi alanında yazdığı satırları da buraya misafir ettik zaten. Ben Demet Hanım'a özellikle ulaştırmak istedim eşine. Mesela Demet Hanım bana döndü, eğer ilgilenirsiniz dedi. Ben de Çamlıca Kız Lisesi mezunuyum dedi. Hem çok üzüldüm bu kitapta adı geçmediği için. Ama bir taraftan yeni kitabımız Çamlıca Kız Lisesi üzerine olacağı için bir taraftan ben da sevindim. Ben de onu söyleyecektim. Nasıl, şimdi bu 28 okulu tek tek yazman lazım senin. Bu boşlukları doldurmak için. Evet, evet. Umarım bir şeyleri yazabiliriz. Çünkü gerçekten müstakil olarak bir okulu çalıştığımızda eminim ki hataları daha azla indireceğiz, eksikleri de yine aynı şekilde daha az seviyede tutarız diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi bir okula doymadan diğer okula geç, biraz da bu kitabın hikayesi açıkçası bu.
biraz bu giriş gibi olmuş hocam. Evet. Bundan sonrası için bir giriş, içindekiler kısmı gibi. Evet. Ansiklopedinin içindekiler kısmı gibi. Bir de şey soracağım. En eski okul işte Surpaç Ermeni Lisesi. 316 senelik. İşte o zamandan İstanbul Üsküdar Lisesi'ne kadar 84 senelik çok büyük bir yelpazede çok, yani hem de çok farklı şeyler de var. Farklı okullar var, farklı şeyler var. İlkokulu var, işte lisesi var. Böyle bir şey var mı? Genel bir baktığınız zaman Üsküdar'ın sosyal hayatına dair böyle bir ritim yakalayabiliyor musunuz? Kendisine ait bir şeyler hissettiriyor mu o tarih? Yani çünkü girip çıktığınız bütün o arşivlere, yani kitapta yazmadığınızın haricinde böyle bir Üsküdar'ın sosyal tarihine dair bir şeyler çıktı mı? Yani aslında çok fazla Şey olarak, yani kitapta olmayan genel bir bakış. Yani ben çok fazla şey yaşadım aslında. Ama işte az önce söylediğim problem, yani bir yere yoğunlaşmak istiyorum ama beni bekleyen başka bir okul var hikayesi benim bu anlamdaki motivasyonumu çok bozdu. Ama tabii bu zaruret, bundan kaçış da yok. Hani şeyi de belirteyim, o sayfayı biz bir genel fikir versin diye öyle bir liste oluşturduk ama onun en altındaki not çok önemlidir. Hani hakikaten bazı okulların kuruluş tarihi tartışmalı, bir kesintiye uğruyor vesaire. Hani en güzel bilgileri yine ilgili sayfalar verecektir. Ya özellikle yani mesela benim çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi oldu. Bu sadece tabii ki Üsküdar okullarına mahsus bir şey değildir bu. Eskiden çocukların daha ciddi olduğunu hissettim mesela. Yani daha az güldüklerini hissettim. Resimlerden görebildiğimi tabii söylüyorum. Özellikle belli alana yoğunlaşan insanların yine bu defter incelemelerinde tabii onlar detaylandırabiliyorlar konuyu. Mesela onların bir tanesinde ilçede Fehmi hocamız var. Buradan da selam olsun ona. Mesela belli bir yıl aralığında kaç öğrencimizin mesela gözlük takıp takmadığı meselesine kadar hani yoğunlaşmış. Hani bunları yapabilmek için ama çok ciddi bir zaman ayırmanız lazım oraya. Ama yani bu konuda söylenecek çok şey var. Ama ben bu alana yoğunlaşmadığım için çok fazla şey söyleyemem. Ama şunu anlatabilirim. Hani bunu anlatmayı hep çünkü istemiştim. Yani sonra içimde kalır. Benim Kandilli'yi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Kandilli'nin bende çok özel bir yeri olduğunu biliyorsunuz. Bu güzel bir not çünkü. Sorudan biraz bağımsız bir cevap olacak ama. Defterlerini incelemek için Kandilli İlkokulu'na gittiğim zaman, şimdi oranın biraz mahiyeti değişti. Kandilli İlkokulu'nda yani orası semtin kendine has sıcaklığını ve samimiyetini çok fazlasıyla hissettiren, sezdiren bir okul. Minicik bir okul. Orada benim işim çok uzun sürmedi. Çünkü diploma defterinde çok fazla insanla karşılaşmıyorsunuz. Hani bir bakıyorsunuz bir yıl 15 tane öğrenci sadece mezun olmuş. Öbür yıl 12 öğrenci. Onun altında bile olduğu olmuş yani. Hani hiçbir zaman bey şubesi diye bir şey olmamış. Yani böyle söyleyeyim. Hani nüfusun azlığına bağlı olarak. O gün Kandilli İlkokulu'nda işim erken bitince eve geçmeden önce nasıl olsa vakitte var diyerek Kandilli mezarlığını bir ziyaret edeyim istedim. Recaizade Mahmut Ekrem'e, Sami Paşazade Sezai'ye, diğer cümle hamuşağına bir merhaba diyeyim istedim. O gölgeler, servilerin gölgesi altında turlarken mezar taşları üzerindeki isimlerin bir kısmı benim dikkatimi çekmeye başladı. Yani şimdi okuyorum ismi, ben bu ismi tanımıyorum. Ama yani bir yerden bir aşinalık var filan derken 1, 2, 3, 4 ay sonra bir ayılma yaşadım. O isimler 1-2 saat önce Kandilli İlkokulu'nun diploma defterinde karşıma çıkmış olan isimler. Semtten hiç ayrılmamışlar. Yani. Evet, hiç ayrılmamışlar. Kandilli yapan şeylerden bir tanesi de bu zaten. Evet. Yani çok seviyorum orayı. Yani çok duygulandım orada ve hakikaten bir Sait Faik olmadığıma çok hayıflandım. Ve şey geçti yani böyle onların ilkokul dönemleri böyle gözümde canlandı. Yani sınıfta, bahçede, el ele işte oyunlar vesaire. Sonra büyüdüler. Başka insanlar oldular. Duyguları başka oldu. Düşünceleri başka oldu. Belki evlendiler, çocuk yaptılar. Belki birbirleriyle kavgalı oldular.
Ama sonra yeniden başka bir bahçede yeniden toplandılar. Ben onların yine el ele olduklarını tahayyül ettim kafamda. Yani şeyler çok anlamsız geldi bana orada. Kavgalar, gürültüler, hırslarımız. Bu Kandil'in bana yaşattığı çok özel bir duyguydu. Böyle çok şeyler yaşadım yani. Çok farklı şeyler oldu. Mesela onlardan bir tanesi Altunizade İlkokulu'nda, şimdi ismi Şehit Mehmet Yılmaz İlkokulu oldu. Karşıma çıkan yine böyle bir diploma defterinde bir isim, Cemal Yener Tosyalı. Şimdi Allah'ım diyorum, ben bu ismi tanıyorum. Ben bu isim bana bir yerden tanıdık geliyor. Sonra internete girip baktığımda Cemal Yener Tosyalı Caddesi'nin olduğunu gördüm. Hemen Vefa Lisesi'nin önünden geçen caddedir. Eski adı Kovacılar idi yanlış hatırlamıyorsam. Oradan da birilerine ulaştım böyle. Bir türlü Cemal Yener Tosyalı'nın kim olduğunu tespit edemedik. Sonra Haldun Hürel'in kitabında, o ansiklopedik öykü kitabında o caddeye bir başlık açılmış ve orada kim olduğu yazıyor. Evet, Altunizade'den mezun olmuş. Sonra Vefa Lisesi'ne kaydolmuş. Orada öğrenciyken bir trafik tatbikatı sırasında araba çarpması sonucu hayatını kaybetmiş. O yüzden onun ismi verilmiş oraya. Ben Cemal Yener Tosyalı'yı açıkçası hani böyle bir, niye öyle kodlamışız zihnimize bilmiyorum, bir akademisyen falan zannediyordum. Halbuki bir lise öğrencisiymiş. Giremedim henüz, bakamadım, hatta büstü de var demişlerdi lisenin bahçesinde. Sonra başka bir Karacahmet ziyaretimde mezarıyla da karşılaştım. Yani çok farklı hikayeler oldu. Sevindiren, hüzünlendiren. Çünkü insan, hep insan odaklı yürütmeye çalıştım bu kitabı. İnsanı buraya taşımaya çalıştım. Ve insanın olduğu yerde hikaye de çok fazla oluyor elbette. Gayet güzel şey yaptın hocam. Bizi de bir hüzünlendirdi yani bu hikayeyle. Öyle bir gayem yoktu ama hüzünlenmemek de elde değil tabii. Evet. Bir yandan tabii işte aynı semtte yaşıyor doğup büyüyen insanların o semtte tekrar hakka yürümeleri vesaire, bunlar yani bir yandan da aslında yani sevindirici de bir yanı var yani çünkü orada bir şeyin biriktiğini de görüyorsunuz. Orada bir kültürün, işte yaşam biçiminin vesairenin de biriktiğini görüyorsunuz. Ben şimdi burada şunu sormak istiyorum. Şimdi böyle bir örnek var mı? Yani bu eğitim tarihi veya ilçe bazında okulların tarihi daha önce bildiğiniz bir örnek var mı? Bir ikincisi, yani burada kurumsal olarak tabii ki işte Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir şeyi var. Bu kurumların bu tarz şeylere destek olması bildiğim çok görülen bir şey değil. Kurumsal desteğin bu tarz çalışmalardaki şeyi, etkisi nedir? Biraz buralara da istersen girelim. Bu etki çok önemli bir etki. Yani şimdi ben bundan yıllarca önce kendi Üsküdar kitabımı yazarken elbette bir yerlere girip çıkmak zorunda kalıyordum. Hani sade bir vatandaş olarak bunu yapıyordum. Sade bir vatandaş olarak bir yere gittiğinizde her zaman kapılar size açılmıyor. Bazen hatta moraliniz bozulabiliyor. Fakat böyle bir kurumsal çalışmanın öne çıkardığı bir isim olduğunuzda elbette işin rengi çok farklı olabiliyor. Nitekim de öyle oldu. Yani hani ben hiçbir kurumun hakkını yemek istemem. Hani Türkiye'de ilçe milli eğitim müdürlükleri, il milli eğitim müdürlükleri içlerinde hani belki çok değerli çalışmalara imza atılıyordur ama bizim haberimiz olmuyor olabilir. Şu anda mesela ben İstanbul'un tarihi okulları diye bir kitap hazırlandığını biliyorum. Ama hani bu kapsamı ne olacaktır? Bu konuda henüz çok fazla bilgi sahibi değilim. Üsküdar'ın tarih okullarının yazılmasına sevindik. Biz İstanbul'un tarih okulunu yazarken en azından Üsküdar ayağında daha rahat edeceğiz gibi bir dönüş olduğu için bunu biliyorum. Yani ya şunu net olarak söylemeliyim. Yani benim şu ana kadar incelediğim eserlerde herhangi bir ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından yayınlanmış bu kadar çaplı, bu kadar hani geniş kapsamlı bir kitap ben görmedim. Hani belki vardır, ben bilmiyor olabilirim, bir daha belirtmek isterim. Bu önemli, kurumun
Bu alanı, bu çalışmayı yapmayı istekli insanlara, özellikle de öğretmenlere açması çok önemli. Ve ben Üsküdar için bu çalışmayı yürütürken defalarca aklıma İstanbul'un diğer ilçeleri geldi. Yani şimdi Beykoz'a gidilse orada Orhan Veli'nin bir diploma defterindeki görüntüsüyle karşılaşılabilir diye düşündüm mesela. İşte Fatih ilçesini söylemeye gerek yok. Aslında İstanbul orası zaten. Evet. Açıkçası öyle bir çalışmayı yapmak orada çok daha zordur. Yani sadece İstanbul Erkek Lisesi, Vefa Lisesi, Pertevniyal Lisesi dediğinizde hani muhakkak çok önemli ilkokullar da var orada. Nasıl bir hazine vardır düşünmesi bile gerçekten çok korkunç. Herkese, oraya ansiklopedi lazım. Ansiklopedi lazım kesinlikle. İşte müstakil çalışmak çok önemli bu anlamda. Evet. Beşiktaş da öyledir. Beyoğlu hakeza Beyoğlu yani öyledir. Beyoğlu kesinlikle. Sarıyer öyledir. Sarıyer öyledir. Eyüp kısmen Eyüp, öyledir. Bunların yapılması çok önemli. Kurumsal destek olmadan da açıkçası böyle bir çalışmayı yapmak hakikaten çok zor. Evet. O yüzden de ben yine bunu düşünen, bu imkanı sağlayan müdürlerime buradan gönülden teşekkürler etmek istiyorum. Evet. Senin herhalde iki önemli kaynağın olmuş. Yani bir diploma defterleri, evet. Bir de bir öğretmen sicil defterleri. Evet, evet. Bunun dışında yani faydalandığın başka kaynaklar oldu mu? Yani okul arşivleri dışında. Evet. Var mı böyle? Evet, oldu. Zaten hani olmak zorundaydı. Çünkü hani özellikle adı geçen insanların hayatlarına dair kısa da olsa bilgiler verdiğimiz için bir kere o bilgileri ilgili biyografi kaynaklarından, ansiklopedi maddelerinden kitaba taşımaya çalıştık. Burada öne çıkan bazı isimler de oldu. Özellikle Üsküdar'ı daha iyi incelemiş olan insanların kitapları. Bundan başka yani hatıra kitapları. Yani hatıra kitapları yani elbette bize her şeyi objektif olarak sunmaz ama hani somut olarak sunduğu kesin olan bazı şeyler de var. Ya bu kitabı en çok zenginleştiren şey hatıra kitaplarından buraya naklettiklerim diyebilirim. Tabii bu benim gündüz okulları ziyaret edip defterleri incelerken akşamleyin de bol miktarda okuma yapmamı gerektiren bir süreç yaşadım o dönemde. Çok fazla zenginleştim. Ama bazen çok bir şey beklediğim kitapta herhangi bir şey bulamazken bazen de hani böyle bir hediye gibi yani bir mola vereyim şu okullar meselesine de başka bir kitap okuyayım dediğimde aman Allah'ım meğer şey buradaymış, hazine buradaymış dediğim kitaplar da oldu. Tabii burada çok öne çıkan isimler de var ki bunların başına mesela Burhan Feleği koyabiliriz. Hı-hı. Şimdi Burhan Feleği'nin hatıraları olmasa şu an onun adını taşıyan Burhan Felek Lisesi ile ilgili birçok şey eksik kalır. Halil Rüştü İlkokulu ile ilgili birçok şey eksik kalır. Bu hatıralar hakikaten önemli. Farz-ı muhal 3. Selim İlkokulu hemen ilk sıradaki okulumuz. Ayşegül Domaniç Yelçe. Aynı zamanda Üsküdar Amerikan Lisesi'nden de mezun 3. Selim'den başka. Kendisi hatıralarını kaleme almış. Ben orada hem onun 3. Selim İlkokulu ve Üsküdar Amerikan Lisesi hatıralarına denk geldim. Ama bununla birlikte dedesinin aynı zamanda Bursa tarihi açısından da çok önemli bir isim olan, tarihte Bursa kitabının yazarı olan Nazım Yücelt olduğunu, hı hı. Nazım Bey'in aynı zamanda Haydarpaşa Lisesi'nde görev yaptığını, kızıyla beraber aynı anda görev yaptığını da mesela bu hatıra kitaplarından öğrendim. Hatıra kitapları da hakikaten çok önemliydi. Şeyi de es geçmeyelim yine Üsküdar özelinde bir şeyler hazırlanıyorken muhakkak çok içinde çok önemli bildiriler var. Üsküdar sempozyumlarında evet. Özellikle okulları anlatan bazı bildiriler sunulmuş. Tabii ki onlar hakikaten çok önemli. Bir de ne olursa olsun Mehmet Nermin Askan ve İbrahim Hakkı Konyalı. Onları da bir kez daha rahmetle analım. Burada bile benim elimden tuttular. Kabirleri evet. Pırnır olsun diyelim. Üsküdar o açıdan şanslı bir lise. Yani çok fazla Üsküdar'la ilgili yayın evet. Ve belge var. Evet. Bu açıdan oldukça entelektüel arka planı gelişkin bir ilçe. Benim ilgimi çekti. Bu Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nun teftiş raporu.
Evet. Çok teftiş raporları da var. Aslında ben hiç tercih etmedim teftiş raporlarını buraya koymayı ama benim okulları incelediğim dönemde yeni binasının inşası sürüyordu bu okulun. Başka bir okulda misafirdiler. Her belgesine de ulaşmak mümkün olamadı. Ulaştıklarımızdan da çok fazla bir netice elde edemeyince özellikle hani çok şey kalmasın biraz katkı sunalım diye onu da özellikle eklemek istedik. Amacık oraya. Çok, benim çok hoşuma gitti. Evet. Yani o 1936'da 1936 şeyin 2 Kasım 1936'da ki şey raporu işte iki tane öğretmen olduğunu söylüyor. Evet. İşte birinci sınıfta 9 kız, 8 erkek. İkinci sınıfta 7 kız, 4 erkek. Evet. Üçüncü sınıfta 5 kız, 9 erkek. Ceman 42 öğrenci görülmüştür. Talebenin devamı normaldir. Okulun idari ve kayıt işleri düzgündür. Okul binası temiz ve tertiplidir. Tabii tabii. Köy oraları. Zaten şu, geliyor ondan sonra şey boş matbu defter olmadığı için henüz temize çekilmiş falan. Bu okula okula imtihan not defterlerinin gönderilmesine ihtiyaç vardır. Okul binasının 5 seneden beri badana edilmediği anlaşılmış. Evet. Damın aktığı, merdivenin tamiri, bahçe kapılarının yapılması ve bazı iç duvarlarındaki bozuk yerlerin tamir edilmesi zararı görülmüştür. Okul baş öğretmeninin Üsküdar iş yarlığı ile temas ederek okulun yukarıda yazılan noksanların telafi edilmesine çalışmakta olduğu anlaşılmıştır. Yani şey çok böyle bir yandan da hani şimdi İstanbul şey, falan diyoruz ama 936 şey, köy yani. İşte o bahsettiğiniz bina bu. Evet. Bahsettiğiniz bina bu. Şu binası yeni açıldı. Yani bu sene eğitim öğretime başlandı. Yeni okul, yeni bina şu anda bu. Yani o bahsettiğiniz evet. Okul artık yok. Bu okulun da belki en önemli hatırası açılışında Mehmet Akif Ersoy'un orada bulunuyor olması. Onu da özellikle belirtmiş olalım. Evet. Hocam şimdi bunları konuşurken benim aklıma şu geldi. Bunu bir tartışmak isterim seninle. İşte eğitim fakültelerinde biz dersler falan veriyoruz. İşte eğitim pedagoji şu bu mesela. Ama mesela eğitim tarihi diye bir ders bence olmalı yani. Bence de olmalı. Yani şimdi bu şu açıdan şimdi biz mesela burada konuşuyoruz. Aslında baktığımız zaman mesela işte Robert Kolej tarihi işte yazıldı. Muhtemelen Galatasaray Lisesi üzerine de birçok hani şey belge işte yazı, makale şu vesaire var. Ya mesela eğitimci yetiştiriyorsun ama bulunduğu ilçenin ne tarihiyle ne eğitim tarihiyle şununla bununla ilgilenmiyor. Sadece kendi branşında uzmanlaşıyor vesaire. Halbuki burada bir kültür var yani. Kesinlikle. Yani buradan bir YÖK'e bir çağrıda bulunalım. Erol Hoca bunu şey yapsın yani bir düşünsün eğer bizi dinliyorsa. Yani mesela eğitim fakültelerinde yani bilmiyorum galiba Üsküdar'da da böyle bir şey var. Hani öğretmenlere işte tayinle mesela geliyor adam şeye. Hiç gelmiş işte ne bileyim. Şuradan mezun, buradan mezun, Anadolu'dan gelmiş veya İstanbul'un başka bir ilçesinden gelmiş. Geliyor diyelim Üsküdar'a. Ama Üsküdar yani Üsküdar'ın tarihini, kültürünü vesairesine vakıf olmak da bir şey yani. Tabii hani çok önemli. Bunlar önemli şeyler. Bence yani eğitim fakültelerinde de en azından eğitim tarihinin sosyal tarihiyle olan ilişkisi nedir? Yani bunun sosyolojik olarak o şeye nasıl etkisi olur? O coğrafyaya, o interlanta nasıl etkisi olur? Bence biraz bunları gerçekten düşünmek lazım diye bence de öyle. Düşünüyorum. Yani. Bir kere eğitimcilik yapacak olan, öğretmenlik yapacak olan insanların da, yani onların da birilerini rol model almaya ihtiyacı var. Ve hani benim bazı insan hikayeleriyle de temasımdan sonra netice itibariyle hani biz de bu mesleği icra etmeye çalışıyoruz. Hani gördüğüm bir şey var benim. Hani vakıf diye bir şey var ya hani insanların parası olur ve ne bileyim mektep yaptırır, aşevi açtırır, çeşme yaptırır. Hani parası olduğu için hani bir şeyleri vakfeder. Yani öğretmenliğin hakkını veren insanlar içinde ömrünü vakfedenler olduğunu, hani parası falan değil yani, ömrünün en değerli şeyini vakfedenler olduğunu ben görüyorum. Hani söyleyecek çok şeyimiz var, muhakkak bir şeyleri de unutacağız ama hani yeri gelmişken mesela bunu söyleyeyim.
Her okulda eski sicil defterleri maalesef yok. Ama ulaştığımız, görebildiğimiz bazı okullardaki öğretmen sicil defterlerini açtığımızda netice itibariyle ben de bu mesleği yürütmeye çalışan birisi olarak bazı yerlerde gözlerime inanamadım. Yani onların mesela telif ettiği eserler diye eski sicil defterlerinde böyle bir, şimdiki sicil defterlerinde böyle bir şey sanırım yok. Eski sicil defterlerinde telif ettiği eserler diye bir başlık var. Ve onun altında o eserleri sıralamışlar. Ve bir dönem yani bir okulda yani 40 tane öğretmen varsa 25'i eser telif etmiş yani. Mesela Mithat Sadullah Sander hani çok önemli bir edebiyatçı. Haydarpaşa Lisesi'ndeki sicil defterinde yanlış hatırlamıyorsam 40 mıydı? 40 ya da 50 olacak. Yani 40 tane işte muhtelif eser. İsimlerini bile yazamamış. Yani anlatabildim. O sayı sonradan 100'e çıkacak. Biliyoruz biz bunu. Yani öğretmenliğe yeni adım atan bir insanın bu sicil defterlerini görmesi, bunlarla temas etmesi ve tabii ki bu insanların sadece sicil defteri değil hayatlarına dair detayları öğrenmesi onlara rehberlik edebilir diye düşünüyorum ben. Ben Haydarpaşa'dan bahsettik az önce. Şimdi sayfayı çevirince Haydarpaşa Lisesi'nde bir örnek olsun diye buraya not almıştım. Bu vesileyle onu da söylemiş olayım. Ya 1944 yılının Haydarpaşa'sına gidelim. Yani zihnimizde canlandıralım o yılı. 1944 yılında Haydarpaşa Lisesi'nde öğrenciyiz. Ders edebiyat kapı açıldı. Kim gelebilir? Mithat Sadullah Sander gelebilir buraya. Şair Yahya Saim Ozanoğlu da gelebilir dersimize. Vasfi Mahir Koca Türk da gelebilir. Yedi Meşaleciler grubuna dahil bir başka şair. Mehmet Behçet yazar. Yani bu kadar eseri nasıl kaleme almış diyebileceğimiz çok velut bir kalemi var. Ya da masalcı babamız bizim Eflatun Cem Güney gelebilir edebiyat dersimize. Felsefe dersimizde Cemil Sena Angun gelir. Cemil Sena Angun çok çok önemli eserler kaleme almış. Çok zarif bir insan. Öğrencilere muhakkak siz diye hitap eden bir insan. Çok önemli bir felsefeci. Şahap Sümtekin gelebilir. Bu yeni Hamle ve İnsanlık Hamle ve Yeni İnsanlık dergilerinin yeni yönetmeni olacaktı. Fransızca dersinizde Vecdi Çağatay gelebilir. Ali Rıfat Çağatay'ın oğludur. Bisiklet sporunun gelişmesinde önce isimlerden biridir ülkemizde. Ya da Emin Karabey gelebilir. O da bir diplomatlığı vardı öyle yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada Emin Karabey'in eşi de Layika Karabey. O da Amerikan Koleji'nde Türkçe öğretmeni. Damatları Mücap Ofluoğlu tiyatro demiştik. Bir isim daha eklemiş olalım. O Haydarpaşa Lisesi'nde öğrenci. Resim dersinizde Şeref Aktik gelebilir. Müzik dersinize Fuat Koray gelebilir. İngilizce dersinize Melahat Sargus gelebilir. Ressam Nazlı Ecevit'in kardeşi. Birçok Haydarpaşalı'nın hatırasında çok özel bir yerde durur. Tarih dersinize Ordinaris Profesör Reşat Kaynar gelebilir. Almancanıza bu klasikler Hasan Ali Yücel klasiklerinden çok önemli Almancadan dilimize çevirileri olan bir isim Melahat Togar gelebilir. Matematik dersinize de özellikle çok renkli bir siyasi hayatıyla daha ziyade tanıdığımız Osman Bölükbaşı gelebilir. Yani evet. Haydarpaşa Lisesi'nde 1944'te öğrenci olduğunuzda. Bunu ben 1960'a geldiğimde çok daha farklı bir liseye falan yine burada söyleyebilirim veya başka okullarda bunu bir örnek olarak sundum. Bu öğretmen, yani bu insanların yani bulunduğu öğretmenlik yaptığı yere belki akademi demek daha mı doğru olur bilemiyorum. Tabii tersten baktığımızda bu öğretmenler de derse girdiği zaman çok özel isimlerle karşılaşıyorlar. Onlara öğretmenlik yapıyorlar. Sayıları çok fazla. İsimleri, resimleri, bazılarının isimleri işte bu kitabın içerisinde. Bu kitap insanlarla çok zenginleşmiş bir kitap. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu. Gerçekten kitabın her sayfasında çok tanıdık isimler. Yani bu da mı işte buradan mezun olmuş? Hay Allah buradan işte bunun arkadaşı bu muymuş diyebileceğimiz. Evet. Çok böyle ilginç bir sosyal tarih. Öyle. Beşeri tarih. Ülkeyi de okuyabileceğiniz. Evet.
Evet. Yani konuşmuştuk yine sonra niye hatırlatmadınız derseniz diye hatırlatayım. Bu okulları araştırırken yaşadığımız en büyük zorluk sürekli olarak isimlerinin değişmesi. Evet. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Yani başka toplumlarda yani bu olmuyor. Yani eğer bu eğitim kurumunun bir önemi varsa, yani tarihi açıdan da hani, yani kitabın ismi böyle olduğu için bu ifadeyi kullanıyorum, bir şeye tekabül ediyorsa onun ismi de muhafaza edilmiş. Yani bu hakikaten çok önemli. Bizde maalesef durum bu değil. Hemen çok kısa mesela bir örnek vereyim. Halil Rüştü İlkokulu, ben Halil Rüştü İlkokulu'nu gerçekten Üsküdar'ın en özel 2-3 ilkokulundan biri olarak görüyorum. Burası 1887 yılında açılıyor. Bir özel okul olarak açılıyor. Ravza-i Terakki. Çok da güzel bir ismi var. Eğindi Faik Bey açıyor bu okulu. Eğindi Faik Bey Darüşşafaka'dan mezun. Ve bu okulu açıyor ve Üsküdar'ın yetim çocuklarını ücretsiz olarak okutuyor. Yani Darüşşafaka misyonunu bir anlamda Üsküdar'a taşıyor. Fakat okul açma aşkı bitmiyor. Bu okulda bir de Halil Rüştü Bey var. İşte önce Mubassır, sonra bu okulun yönetimini Halil Rüştü Bey'e bırakıyor. Eğindi Faik Bey Adapazarı'na gidip bir okulda orada açıyor. Halil Rüştü Bey burada yönetici olduktan sonra hakikaten çok önemli işler yapıyor. Yani uzakta oturan çocukları ellerinden alıp tekrar işte evlerine bırakmak gibi, hani bir anlamda bir servis sistemi gibi, işte bilgi yarışmaları düzenlemek gibi, karne sistemiyle, hani bu o dönem, yani 19. yüzyılın sonundan, 1880'lerin sonundan bahsediyoruz. Karne sistemini hayata geçirip velileri çocukların notlarından haberdar etmesi gibi, çocuklara, başarılı çocuklara işte kitap hediye etmeler, saat hediye etmeler gibi, okulda bir rehber öğretmen bulundurmak gibi, Fransızca eğitimi vermek gibi çok önemli işlere imza atmış. Şimdi 1901 yılına gelindiğinde, 1901 hani 2. Abdülhamit'in biliyorsunuz 25. Julius yıl dönümü ve hani bu yıl hani sanırım bu 25. yıldan dolayı hani pek çok okula bu Hamidi ilavesi ekleniyor. Nitekim hani buraya da eklenmiş. Ravza-i Terakki, Terakki-i Hamidi olmuş bu okulun adı. Bursa Mısri Dergahı'nın son postnişini Mehmet Şemsettin Efendi işte bahçeyi geziyor bir yerde. Bahçenin ismi Hamidiye. Notlar arasında almış. Yani bizde böyledir. Hani böyle bir yaranma kültürü var gibi. Muhakkak hani birisinin ismi çok kullanılır. Diyor işte karakol yapılır Hamidiye, çeşme yapılır Hamidiye, işte cami yapılır Hamidiye, mektep açılır Hamidiye. Halbuki der orada Mehmet Şemsettin Efendi, bir şeyin kıymeti az bulunur olmasından kaynaklanır. Yani çok olduğunda onun kıymeti azalır. Ama yapılmış, yani Halil Rüştü Bey'i burada suçlamanın filan bir manası yok. Yani devrin rüzgarı işte o da. Sonra ikinci meşrutiyetten sonra işler değişmiş. İttihat ve Terakki gelmiş. İttihat ve Terakki bu Hamidi ilavesinden dolayı çok ciddi problem çıkarmışlar ve hakikaten sıkıntılar yaşatmışlar Halil Rüştü Bey'e. Yani ahir ömründe bayağı bir sıkıntı yaşamış maalesef. Onlar da okulun adını İttihat ve Terakki Numune Mektebi yapmışlar. Bakın şey, bu tarih okuması yani, bu sadece şey değil yani, okullarla ilgili bir şey değil. Ondan sonra memleketin özeti. Memleketin özeti bir anlamda, doğru söylüyorsunuz. Hani geçmişe gidelim, daha konforlu alan, orada daha rahat da konuşabiliyoruz açıkçası. Sonra Üsküdar İttihat Sultanisi olmuş. Yani bir sultani dönemi var çok kısa. Yine İttihat adı orada muhafaza edilmiş. Okulun mesela yan tarafında küçük bir çıkmaz sokak var. Orası İttihat adını taşıyor. Yani ismini de buradan alıyor zaten. Ondan sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarında da bunu da, yani muhakkak bununla alakalı önemli çalışmalar yapan insanlar da olmuştur ama hani ben çok denk gelmedim. Ama yine yapılmalı, yine yapılmalı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yeni bir sisteme geçiliyor ve okullara numara veriliyor. Yani işte ikinci ilkokul, beşinci ortaokul falan gibi. Hani çok açıkçası doğru bulmayacağım bir uygulama. Bu biraz da şeyden kaynaklanıyor. Yani hangi isim ne kadar doğru olur? Hangi isim sıkıntılı bir isim kabul edilir? Yani Cumhuriyet şimdi ilk yılları, henüz kendi kadrolarını ortaya çıkarmamış bir devletten bahsediyoruz. Orada isimleri yaşayanlar hep daha önce yaşamış insanlar. O isimlerin hangisi o dönem için muteberdir, hangisi değildir? Hani burada çok ciddi sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüş olmalılar ki diye bir tahminde bulunuyorum. Numara sistemine geçmişler. O zaman da Üsküdar 30. İlkokulu olmuş buranın adı.
Sonra 1949'a gelindiğinde bu numara sisteminden vazgeçilmiş. Bu sefer de sadece 2 seneliğine Kızlar Ağası İlkokulu ismi verilmiş. Burada Darüssaade Ağası Mehmet Ağa'nın burada yaptırdığı bir cami ve çeşme vardır günümüze ulaşmayan. Okulun hemen yanında böyle sıra sıra dükkanlar ve çok meşhur olan bir fırın inşa ediyor. Kızlar Ağası Fırını olarak kendi görevinden dolayı bu ismi taşıyor bu fırın. Hani semtte de az buçuk isim olduğu için okulun adını biraz da yanlış bir tercih olmuş sanki. Kızlar Ağası olarak belirlemişler. İşte sonra 2 sene sonra 1951'de Burhan Feleğin himmetiyle öyle söyleyelim. Halil Rüştü Bey ilkokulu olmuş ama isim değiştirmeye doyamamışız. 2 sene sonra Bey'i atmışız bu sefer. Halil Rüştü ilkokulu yapmışız. Bu sadece bir örnek. Zaten bu 27 okul içinde adı hiç değişmeden günümüze gelen, kurulduğundan beri adı aynı olan sadece Haydarpaşa Lisesi var. Diğerlerinin isimleri hep değişmiş. Mesela ama şu da var hocam, onu atlamamamız lazım. 53'te Halil 51'de Halil Rüştü Bey İlkokulu, 53'te Halil Rüştü İlkokulu, 92'de Halil Rüştü İlk Öğretim Okulu, evet. 2013'te Halil Rüştü İlkokulu. Evet. Bir de kendi yani isim sabit kalsa da evet, sonradan eklediğimiz şeyler de İlk Öğretim İlkokul. Ha, bir onlar şey, da aslında evet, bir yandan da onlar da aslında bir şekilde evet, değişiminden 8 yıllık mesela işte 12 ona yapacak falan bir şey yani mahiyeti değiştiğinde. Şimdi bazı evet, okullar mesela ortaokuldan liseye dönüşmüş ve o zaman mecburen hani o isim baş isim kalsa bile ortaokul lise şeklinde orası değişebiliyor. Ama emin olun yani bir şeyleri incelemek çok zor. Mesela dizinde şimdi mesela Halil Rüştü İlkokulu'nun burada bir anlatıldığı bölüm var. Ama Halil Rüştü İlkokulu'nun ismi başka sayfalarda da geçiyor. Hani acaba biz bir dizin oluştursak da sadece bu okulu inceleyen bir insan oradan da görse mi? Ama şimdi nasıl oluşturacaksınız ki? Yani hangi ismini koyacaksınız oraya? Yani ben Halil Rüştü İlkokulu diye buraya bir dizin koydum ama o sayfada okulun adı İttihat ve Terakki Okul olarak geçiyor mesela. Yani işin içinden evet, çıkamıyorsunuz hakikaten. Süreklilik yok. Yok maalesef. bir ciddiyet yok. Yani bir gazetede gibi 1930'lu yılların bir gazetesinde bir Üsküdar Okulu'ndan bahsediyor. O okulun hangi okul olduğunu tespit edebilene kadar öyle bir yani belki kapanmış, günümüze ulaşmamış bir okul da olabilir. Günümüze ulaşmışsa bunlardan hangisidir diye çok zorlandığım da oldu. Yani bu çok önemli. Bütün devirlerden bağımsız olarak söylüyorum. İsimler de çok önemli ve muhafaza edilmeli. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu. Sadece okulların isimleri değil, sokak, cadde, semt, evet, köprü her evet, şeyin ismi sık sık değiştiği için yani bu hafızasızlık durumu maalesef önümüzde çok ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. Bu akşam 274. Medyaskop TV kültür tarih sohbetlerini burada nihayetlendiriyoruz. Konuğumuz Sinan Yılmaz'la Üsküdar'ın tarihi okullarını konuştuk. Bu yayında bize destek olan babil.com'a bitirmeden ve ayrıca Patreon destekçilerimize teşekkür edelim ve iyi akşamlar dileyelim.